Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept yapacağız. Beraber mukbang yapacağız. Çekoslovakya'nın, yani Çekya ve Slovakya'nın ayrılmadan önce bir ülkeydi. Şimdi de Çekya ve Slovakya olarak ayrı ayrı ülkeler. Genelde yiyecekleri, içecekleri benzer. Bugün de beraber onların kendi, aslında daha çok Avrupa'ya özgü diyelim, kruvasan çeşitlerinden deneyeceğiz. Şöyle bir tuzlu kruvasanımız var. İçine yumurta yaptım, çırpılmış yumurta. Şöyle daha net göstereyim. Bu tuzlu bir kruvasanda. Tabii ki fiyatlarını da söyleyeceğim çünkü bu ucuza gezdim kanalı. Ne kadar aldığımı. Bunun da üzerinde vanilya tozları var. O yüzden melo, yani çikolatalı ve vanilyalı olabileceğini düşündüğüm için tatlı olarak aldım. Bu da yine normal Belçika çikolatalı kruvasan. Şimdi şöyle. Ha, bir de arkadaşlar bir içecek deneyeceğiz bugün. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bu da yine Çekya ve Sırbistan'a özgü bir içecek. Kofola diye geçiyor. Kolaya rakip olarak üretilmiş. Yani Coca-Cola ve Pepsi'ye rakip olarak üretilmiş ama günümüzde Çekyalılar tarafından çok fazla tüketilmiyor. Daha çok Sırbistanlılar hala tüketmeye devam ediyor. Geleneksel içecekleriymiş. Beraber bugün deneyeceğiz. Şöyle, ay çoktan beri aç olduğum için bir heyecanlandım. Şimdi ilk başta şunu koymakla başlayacağım. Çünkü tadını çok merak ediyorum. Diğerleri yine bildiğimiz şeyler olabilir ama şunun tadını merak ediyorum. Asitsiz demişlerdi bana ama asitli yani. Kokusuna bakayım. Kola gibi kokuyor. Vay canına. Rengini de görelim diye şeffaf bardak kullandı. Kola olmadığına emin miyiz? Aynı kola gibi. Asitsiz demişlerdi. Kolanın asitsizini düşün demişlerdi. Ama bu gayet asitli. Bakıyorum ben. Five minutes later. Değişik bir tadı var. Kolaya çok benziyor. Kola kadar asitli değil bu arada. Bir daha alacağım. Biri gözümü bağlı kapatıp içirse kola derim. Böyle değişik bir tat da alıyorum koladan farklı. Kafeini daha yüksekmiş arkadaşlar. Yani kolaya göre kafeini çok daha azmış. Bu daha fazlaymış bu içeceğin. İsmi Kofola diye geçiyor. Markası da yine Kofola şeklinde. Marketten ben bunu 25 krona aldım. Yani bugünkü kurla 7-8 lira civarı bir şey. 1,5 litresi. Orijinal olanı seçtim. Daha fazla çeşitleri de vardı. Vişnelisi ve Hindistan cevizlisi vardı. Hatta Hindistan cevizlisi orijinalinden daha ucuzdu. O da 6 lira mı neydi? Ama orijinal olsun dedim, hani gerçek olanı tatmak istedim. Böyle daha ekşi bir tat geliyor. Kolayı içtikten sonra böyle asit tadı gelir ya, burada kolayı içtikten sonra ekşi bir tat geliyor. Buraya videoyu açmadan önce ekşi sözlüğe baktım ne diyorlar hakkında diye. Genelde işte Slovakya ve Çekya'dan olduğunu söylemişler. Slovakların daha çok tükettiğini söylemişler. Kolayla bir tutmuşlar ama işte kolanın yanından geçemez bile falan demişler. Yani ben aslında çok fazla kola tüketen biri değilim ama bunu sevdim. İçerim yani ben. Bayağı güzel. İçtikçe daha güzel gelmeye çalışıyor. Hatta biri şey yazmıştı. İlk başta içtiğimde sevmemiştim. Sırbistan'da yaşıyormuş o. İlk başta içtiğimde sevmemiştim. Şimdi artık 2-3 yıl geçti ve ben Kofola'yı çok seviyorum artık falan demişti. Sırbistan'da yine böyle bizim gibi kolayı tükettiğimiz gibi yemeklerin yanında falan tüketiliyormuş ama Çekya'da özellikle yemeklerin yanına değil de böyle içkiyi içerken karıştırarak kokteyl elde etme amacıyla çok fazla kullanılıyormuş. Yani normal olarak içmiyorlar sanırım. Evet, kruvasanımıza geçelim. Bu kruvasanı arkadaşlar 10 krona aldım. Yani 3,5 lira, 3,5-4 lira arası gibi bir şeye tekabül ediyor. İçine ben böyle çırpılmış yumurta yaptım.
Bunun çok fazla çeşidi var. Çırpılmış yumurtalı, avokadolu, işte kaşarlı, salamlı bir sürü çeşidini yapabilirsiniz. Tadına bakacağım. Çok iyi. Bayağı iyi. Yani Türkiye'de yumurtalı falan böyle sandviç şeklinde kaşarlı yumurtalı gelen bir kruvasana 18-20 TL ödersiniz. Burada yumurtası her şey dahil içinden alırsanız 5 lira ödersiniz. Çok iyi. Bir tane daha alacağım. Çok iyi olmuş. İyi ki yumurta yapmışım. Şu ikinci merak ettiğime geçeceğim. Şuna. Vanilyalı olabilir demiştim. Çikolatalı ve vanilyalı olacağını tahmin ediyorum. Şöyle açayım. Kameraya yaklaştırarak açayım. Çikolatalı değil. Hayal kırıklığı. Bunun içinde ne var? Çikolatalı sanmıştım. Bunu da 9.90 aldım. Yani 10 krona aldım. Bunun da fiyatı 3,5 liraydı arkadaşlar. Ama almam bir daha. Öyle. Çikolatalı değil, içinde başka bir şey var. Belki siz anlarsınız. Eğer anlarsanız yoruma yazarsanız çok sevinirim. Çünkü benim yemek bilgim çok iyi değil. Böyle tomurcuk tomurcuk içinde bir şeyler var. Tanıdığım bir lezzete de benziyor ama çıkaramadım. Şöyle. Eğer yoruma yazarsanız, biliyorsanız. Ve arkadaşlar, çikolatalı kruvasanımız. Yumurtayı da bir açmak istiyorum. Çikolata akar diye düşünmüştüm. Ama şöyle. Belki biraz daha soğudu şimdi beklerken. Kamerayı ayarla. Açıyı ayarla. Biraz açı iyi olmadı. Farkındayım. Şöyle kalıyorum ama. Artık idare edelim. Bu videoluk. Bu çok iyi. Bu gerçekten iyi. Bunu ısıtıp yiyeceğim. Videodan sonra bir daha ısıtacağım yiyeceğim. Çikolatası çok iyi. Böyle arkadaşlar, kısa bir video yapmak istedim. Kruvasanları denediğim ve şu güzel içeceği denediğimiz bir video olsun istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.